O 124 milyar 50 yılda birikti, onu bir gecede götürdü. 50 yılda ancak düzelir o. Kur'an-ı Kerim hakkı için akşama alacak ekmek yok. Tayyip Erdoğan denilen şahıs insanlarla oyun oynuyor. İnsanların aklıyla, fikriyle, zihniyle oyun oynuyor. Bütün insanları kandırdığı tek nokta din. Ekonomi Bakanı burada pazarda çorap satamaz. Onlar ekonomi bakanı olmaz. Cumhurbaşkanından cumhurbaşkanı olmaz. Bunu da duysun. Dediklerimi duysun, beni gelsin burada yakalasın, alsın, götürsün, alsınlar. Azıcık abi. Akşam bekleyeceğim. Belki de altına mutluna dökülürse bir şeyler. Onları toplayacağım. Kur'an kitap çarpsın böyle. Tabii. Erken seçim gelecek, olacak. Yürütemeyecekler yani. 4 sene götüremeyecekler. Bıraksın canım, başkası gelsin. Hangisi hayırlıysa o gelsin. Biz hayırsız insanları istemiyoruz. Bu devlet onların babasının mülküdür. Gerisi mülteci. Sürekli beyaz et yemek zorunda mıyım? Ama bu ülkede yemek zorundayım. Neden? Bu ülkenin yanlış yönetimi yüzünden. Zararlı olan şeyleri söylüyorum. Birincisi cami, ikincisi üniversite, üçüncüsü hastane. Tayyip Erdoğan başka ne yapmış? Size soruyorum, Tayyip Erdoğan başka ne yaptı? Adam gibi de istifa edip defolup gitsinler, tamam mı? Çünkü bu ülkede yani Mehmet Şimşek gibi, Tayyip Erdoğan gibi, Murat Korun gibi insanların, Süleyman Soysuz gibi insanların yeri yok. Yeri yok abici. Biz onların yüzünden bu haldeyiz. Bak, pazara dolaştım, aldığım şey. Etrafında çoluğunu, çocuğunu, yandaşlarını, itini, köpeğini alıp defolup gitsin bence. Çok pahalıydı. Çok pahalıydı, ben şey kabul etmiyorum. Ekonomik çok yüksek. Düşme lazım. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok pahalı. Bilmiyorum, Tayyip öyle yaptı. İyi bulmadım vallahi, çok pahalı. Düzelteceğim. Ne düzeltmesi? Aha, ne oldu ha? 200 lira abla. Yapacak bir şey var mı? Yok. Emekliye zam yaptık diyorlar. Yok, hani nerede? Zammam görmedik biz. Vallahi her şey pahalı. Pahalı mı? Evet. Çanta boş mu? Bomboş. Ha, bomboş çantada. Daha bakıyorum hele. Yeni mi geldi? Hı hı. Ne olacak böyle? Niye böyle oldu? Valla bilemiyorum, onu büyükler bilir. Öyle mi? Evet, ben bilememişim. Var mı emekliliği? Yok, kiradayız. Var emeklilik, var ya. Emekliye zam geldi abi. Hiç vermesin, hiç kiralsın. Kiralsın, emekliye zam gelsin. 100 lirayla pazara geldim. 100 lirayla pazara geldim abi. Geri aldı, geri götürdü onu. Emekli değil, o para değil ki, zam değil ki. Yine acık, yine acık. Ne verdi ki? Ben bilmiyorum neden. Hükümete sormak lazım. Başbakan'a sormak dinle lazım. O 124 milyar 50 yılda birikti. Onu bir gecede götürdü. 50 yılda ancak düzelir o. O 124 milyar o 50 yılda ancak biz birikecek. Türkiye'nin bekçesi. Bize yok. Vermiyor. Biz acık. Şimdi emekli maaşı 50 milyar olması lazım. Veyahut da şunlara bak. Eski ya. Vallahi 100 lirayla geldim pazara. 100 lirayla ne alacağım? Hiçbir şey almadan geri gideceğim. Bakacak, geleceğim. Belki iki çorap alacağım, gideceğim. Kur'an-ı Kerim hakkı için akşama alacak ekmek yok. Allah. Bak kim düzeltir? Kim, ne bileyim ben kim düzeltecek? O ekonomi bakanı burada pazarda çorap satamaz. Burada şu şunları satamaz. Onlar ekonomi bakanı olmaz. Cumhurbaşkanından cumhurbaşkanı olmaz. Getirsinler seni, Türkiye'yi iyi yönetir. Seni getirsinler, iyi yönetirsin. Bunu da duysun. Dediklerimi duysun, beni gelsin burada yakalasın, alsın, götürsün, alsınlar. Azıcık abi. 15 lira kira, ben şimdi bunu aldım. 5 lira, 4 lira bu arada. 4 milyon 200 engelli maaş alıyor. Evet. 10 milyon 200 de ben alıyorum. Onunla 2 milyar da kredi ödüyorum. Ben nasıl burada duracağım? 15 lira etti kira, şimdi ben Toga'da gideceğim, memleketime gideceğim. Orada eğer 3-5 milyar bulursam ölmeyesilik belki de toplayacağım. Belki de pazarın içinde akşam bekleyeceğim. Belki de altına mutluna dökülürse bir şeyler, onları toplayacağım. Kur'an kitap çarpsın böyle. Bu şöyle böyle ekleyenler yalan söylüyor. Bunun adamlar hep yalan söylüyorlar. Gelsinler emekliler benim karşıma konuşsunlar. İki kişi çalışıyorsa, evde kira değilse 2 milyar su parası geldi ya. 4 kişiye ya 2 milyar su, 2 milyar su ya. Gel de geçin ya. 1800 lira doğal gaz geldi ya. Emekliler genelde hep bu durumda değil mi? Hepsi. %99. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla pazar fiyatları her şey gibi pahalı. Yani her şeye zam gelmiş. Orayı da etkilemiş. Milletin alım gücü yok. Ondan sonra asgari ücret zaten pul oldu. Emekli geçinemiyor. Mesela kiralar, en kötü kira kenar semtte 10-15 lira. 10 liradan altı kira yok yani. Oturamazsın 10 liraya. Ondan sonra 10 bin lira sana asgari şey veriyor, emekli parası veriyor. Geçin diyor. Ama bu millete müstahak. Emekliye gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? %24'ten bahsediyor. Ya o şöyle, kök maaşını %70'ten indirirsen %30'lara aşağıya, bu millet bunu tepkisini zamanında vermese bunu hak etti. Ama AKP bence son miladıdır. Yani bundan sonra AKP'nin gelme şansı sıfır. Erken seçim istiyor muyuz? Tabii. Erken seçim gelecek, olacak. Yürütemeyecekler yani. 4 sene götüremeyecekler. Nasıl değerlendiriyoruz fiyatları? Vallahi fiyatlar çok pahalı. 80, 70, 60'tan aşağı yok. Bir pazara gidiyorsun, 800 milyon para gitti. Şu an hiçbir şey de yok. Çanta bomboş bak.
Çantalar boş şekilde çıkıyor vatandaş. Evet, boş şekilde çıkıyor, evet. Hayat şartları çok zor. Ben kiracı değilim ama Allah kiracılara da çok yardım etsin. Kiralar başını aldı gidiyor. İsraf yani, bilmiyorum. Sadece emekli var. Vallahi Tayyip Bey çok az yaptı zaman. Onu alsın da kendine geri harcasın. Bıraksın, bıraksın canım, başkası gelsin. Hangisi hayırlıysa o gelsin. Biz hayırsız insanları istemiyoruz. Ateş pahası vallahi. İdare ediyoruz bakalım. Düzelteceğim diyor mu eşim? Evet, düzeltir düzeltir. Çok bekleriz. Biraz zor. Bu kafayla biraz zor. İnanıyor musun? Ben inanmıyorum. Gerçekten geldi mi? Öyle diyorlar. Yok. 4 milyon emekli ama zam vurmadı. Yok, onlara zam var, bize yok. Onlara var. Devlet onların, bu devlet onların babasının mülküdür. Gerisi mülteci. Yani değişiyor aslında. Mesela biber çok pahalı geldi bana. Fasulye. Fasulye çok pahalı. Onun dışında domates de yine öyle. Yani pahalı yani kısaca. Peki zam geliyor mu pazar fiyatlarına? Geliyordur. Bence geliyordur yani. Çünkü biliyorsunuz asgari ücrete zam gelmedi, evet, evet. Ve ekonomi bakanı da dedi ki asgari ücret düşük, evet, değil aslında dedi. Bence geliyordur yani, düşük değil. Düşük değil mi hala? Yani ne öyle söylüyorlar, evet, maalesef. Yani yüksek fiyatlar yani. Tabii markette daha yüksek ama pazarda da çok bir şey değişmiyor yani bence. Pazarda fiyatları nasıl oldu? Valla fakire fukaralar arada ölüyor. Evet. Kira 15 milyar. Suyu elektriği doğan kazı. Tek işi bir emekliyle nasıl geçim yapacak, Allah yardım etsin. Ne diyeyim? Maaşına da zam geldi biliyorsun. Ne kadar gelirse bir kişi 10-15 olsun. 15 de almıyor zaten, siz biliyorsunuz. Kira 15 milyar. Ceyranı var, doğan gazı var, elektriği var, suyu var, masrafı var. Ne olacak? Zor. Allah yardımcımız olsun. Fiyatlar yüksek. Mesela bu hafta diğer pazarda da kiraz vardı. Düşünsene, yurt dışına gitmiş mal, yurt dışından geri gelmiş. Buzhaneden çıkmış bozuk malı bizim insanlara satmaya çalışıyorlar. Bu şimdi bizim insanlar bunu hak ediyor mu? Hem pahalı ürün hem bozuk ürün. Şu ana bakıyorsun, geçen haftaki kiraz, bu haftaki kiraz. Aynı kiraz, aynı tezgahlar. Geçen hafta 50 liraya 40 lira aldığımız kiraz şu anda 80 lira. Nasıl bu vatandaş geçinecek? Yani bir asgari ücretle ya da ne bileyim bir emekli maaşıyla bunlar sağlanabilecek mi? Mümkün değil. Ya bilmiyorum. Ya, yok kesinlikle. Emekliye gelen zaman şöyle yapalım. Hani o milletvekilleri, cumhurbaşkanları, başımızdakiler yani. Ne yapsın biliyor musun? Emekli maaşını kendine alsınlar. Kendi maaşlarını bir emekliye versinler. Bakın onlar emekli maaşıyla geçinebiliyorlar mı? Pazardan bir kilo domates, bir kilo salata ya da benim bir kilo kiraz ya da bir kilo kayısı alıp evine götürebilecek mi? Etin kilosu ne kadar şu anda? Azam 500 ile 800 lira arası değil mi? Ben belki yıllardan beridir, abartısız 3 yıl, 4 yıldır evime sadece aldım. 2 kere yarımşar kilo kıyma aldım. Ben et alamıyorum. Sürekli beyaz et yemek zorunda mıyım? Ama bu ülkede yemek zorundayım. Neden? Bu ülkenin yanlış yönetimi yüzünden. Bu ülkenin yönetimi değişmediği müddetçe, insanların da fikri değişmediği müddetçe biz bir yere gelemeyiz. Yok, ben Mehmet Şimşek'e asla güvenmiyorum. 2026'ya vaat verirken kusura bakmayın. 22 yıl, 23 yıldır yönetiyorlar. Niye düzeltmediler? Niye halen birkaç yıl daha istiyorlar? Sebep ne? Dertleri ne? Şimdi o Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Depremde bir sürü insan öldü. Onların döneminde Şehircilik Bakanlığıyken ve şu anda tekrar başa geri getirildi. Ne kadar mantıklı? Bence hiç mantıklı değil. Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Binlerce insan ölüyor. Geliyor Büyükşehir Belediye aday oluyor. Dibe vuruyor, kaybediyor. Tekrar Şehircilik Bakanlığı geri geliyor. Tayyip Erdoğan denilen şahıs insanlarla oyun oynuyor. İnsanların aklıyla, fikriyle, zihniyle oyun oynuyor. Bütün insanları kandırdığı tek nokta din. Bu ülkeden çok yapılan şey, zararlı olan şeyleri söylüyorum. Birincisi cami, ikincisi üniversite, üçüncüsü hastane. Tayyip Erdoğan başka ne yapmış? Size soruyorum, Tayyip Erdoğan başka ne yaptı? Üç şeyde ülke... Köprüler var. Ya köprü kardeşim, Allah aşkına ya. Bu ülkeyi yönetecek adam bana yol köprü yapmayacaksa defolup gitsin ya. Vallahi defolup gitsin. Yapmak zorunda kardeşim, görevi bu. Ben de başa gelsem benim görevim de yol yapmak. Ama benim görevim cami yapmak, üniversite yapmak, hastane yapmak, insanları kandırmak değil. Hastaneye sürüklemek değil. Dinle kandırmak değil. Ülkeyi adam gibi yöneteceksem yaparım. Bunlar ülkeyi yönetmekten ziyade ülkeyi nasıl sömürürüm, nasıl parsellerim, nasıl satarım, nasıl talan ederim derdinde. Halen 2026 diyorsun ya Mehmet Şimşek diyorsun. Mehmet Şimşek şu güne kadar ne yapmış ki 2026'da ne vaat bekliyor insanlardan? Ne vermiş? Konuştuktan hangi birini yaptı? Hiçbirini. Niye vaat bekliyorlar halen? 22 yıl geriye gitsinler. O günden bugüne yaptıklarını hepsini tek tek kaleme döksünler. Kârı ve zararı gerçekten dürüstlerse, gerçekten insanlarsa, şerefli insanlarsa test etsinler, çıkarsınlar. Adam gibi de istifa edip defolup gitsinler, tamam mı? Çünkü bu ülkede onlar öyle gibi, yani Mehmet Şimşek gibi, Tayyip Erdoğan gibi, Murat Korun gibi insanların, Süleyman Soysuz gibi insanların yeri yok. Yeri yok abici. Biz onların yüzünden bu haldeyiz. Bak, pazara dolaştım, aldığım şey. Başka bir şey alamadım. Neden? Şimdi pazar arabası boş. Yok. Pazar arabası yok, bak.
Benim kendi iş yerim var. Ben haftada cebime 1.000 lira zor koyuyorum. Neden? Kiram yüksek. 15-20 bin lira arası kira veriyorum. Mal sahipleri kudurmuş. Sürekli bir kavga, bir dövüş. Adam bana %150 zam yapıyor. Devlet Efe Tüfe'ye göre açıklama yapıyor. Benim %25 kontratımda var ama adam %150 yapıyor. Oturmazsa seni dışarı atarım diyor. Niye devlet müdahale etmiyor? Niye bugüne kadar yani Çevre Bakanı Murat Kurum iyileştirme yapmadılar kiracılara, mal sahiplerine? Hiçbir şey yapmadılar. Neden? Şu anda ne bekliyorlar yani? Niye geldiler, ne bekliyorlar? Bence hiç boşuna beklemesinler. Etrafında çoluğunu, çocuğunu, yandaşlarını, itini, köpeğini alıp defolup gitsin bence. Bana göre öyle. Seçim var diye şimdi seçim. Seçimden 2 gün önce şeye topladılar. Merkeze topladılar, emeklilere şu para verilecek diye. Gittik, o kadar kuyrukta bekledik, o kadar sıcağın altında oradan oraya koştuk. Oradan oraya geçtik. Millet milyonlarca kişi emekli oraya gitti. Benim kardeşim, benim o bir kardeşim, 3 kişi bizden sonra kızım, hepimiz gittik oraya. İşte birisi aldı. Gerisi baktı ki şey vardı ki boş, içinde bir şey yok. Boş. Kart diyor, göndereceğiz topladı, diyor. Parti mi topladı yoksa belediye başkanı? Belediye başkanı topladı. Belediye başkanı da bu Cumhurbaşkanı'nın adamı. Geçen belediye başkanı. Bu belediye başkanı da bize hediye kartı 200 lira gönderdi. 200 liralık kart. Allah razı olsun yine. Abi bunların hepsi aynı. Bu ama AKP'nin adamlarının hepsi kanlarında. Bir tane adama rastladık. Bu dedi ki bu otobüs dedi gidiyorum bir bakan sorala dedi. Bu seçimlerden önce, bu Haziran seçiminden de önce. Dedi ki ya sen ne diyorsun, git dedim işine. Yok dedi, ben dedi Kartal'dan geliyorum dedi. Bizim dedi ev kiramızı, elektrik suyumuzu hiç ödemek 10 senedir ödem yok dedi. Devlet ödüyor dedi. Bizim paramızı Suriyeliyim ben dedi. Devlet ödüyor dedi. Kur'an-ı Kerim'e yemin ederim böyle dedi ya adam. Bir de dedi 20 milyar aylık alıyor. Ne verimi ne? Ben doğma büyüme Türk oğlu Türk'üm ya. Kendimden ayım. CHP'den başkasına az sana verme. Hiç mi? Hangisi olursa olsun hepsi de aynı. Hepsi de hep kardeşimiz de. Ben de. Ne yapalım? Olmuyor. Ben de gelsem, ikimiz Cumhurbaşkanı adayı olsak, şimdi gelsek en az 10 sene böyle gider. Düzelmez. Güzel demek. O ya 2,5 milyon emek parası verdi. Zam ne yapar ya? Allah sana ne zam yapar ya? İstersen sen o adam, onun adamı ol istersen. Neyin olursa olsun. Allah belen versin. İstersen beni gelsin, kırtlarında tutsun, atsınlar. Gelsin polis beni yakalasın. Desin ki böyle böyle mi oluyor desin. Eve götürürüm o polisler. Eve gitmence derim, karakola gitmem. Bir eve gel derim, bak derim. Bir de akşama kadar peşimde gez derim. 100 lirayla pazar gelinmez. Vallahi ne bileyim yani, her şey çok pahalı. Yani bak şu anda bir şey almadın. Çıktık yani. Bir de boş geliyor, eli boş geliyor. Evet, aynen öyle. Boş geliyoruz. Şu andaki duruma göre yani. Nasıl düzelir bu ekonomi? Vallahi hiç bilemiyorum ben. Bir şey diyemiyorum yani. Bu gidişle yani zor. Geldi mi emekli maaşına zam? Emekli maaşına bekliyoruz. %24 diyorlar, evet. Bekliyoruz. Ben emekliyim. Ne kadar alıyoruz normalde? 10. Ne bu aslanı? 12.400 lira olacak. Görünüyor. Olacak diyorlar. Bekliyoruz. Umudumuz. Tek umudumuz yani. Yeterli mi peki? Yani 10 lira şu andaki duruma göre 100 liradan aşağı zevze yok şu anda. Yani 10 lira yeter mi yani? Bir kira olmuş 20. 12 bin lira yeter mi? 12 bin lira da yetmez. Yani bir kira olmuş 20 lira. 15-20 lira arasında. Evet. 12 bin lirayı ne yapayım ben? Pazara mı vereyim? Eve mi vereyim? İki tane çocuk okuyor. Çocuğa mı vereyim? Okula mı vereyim? Ne yapacağız yani? Allah yardımcımız olsun. Başka bir şey diyemiyorum. Belli ülkemiz. Belli. Vatandaşına soruyoruz. Emekli zam oranları biliyorsunuz. Evet, evet. Her şey oluyor ama... Kira zam oranları belli. %65 evet, açıklandı. Evet, evet. Çok zor durumdayız zaten. Hep beraber. Ülkemiz zaten çok zor durumdayız. Ne diyelim? Düzelteceğim diyor ama Mehmet Şimşek. İnşallah. İnşallah ümidimiz var ama bakalım. Hayırlısı. Evet, evet. Oranları belli olmaya başladı. %24 olarak 6 aylık enflasyondan bozuluyor. Vallahi yaran mı deş mi? Yani 10 bin lira alan bir kişi 12.400 lira alıyor. Yaran mı deş mi? Yani herkesin bildiği bir şey aslında. Her şeyi pazarlıyor muydunuz? Ya çok büyük bir şey beklemiyorduk zaten. Bu bile yani onlara göre çok herhalde. Ya şimdi gidiyorsun şu pazar. 2'ye dolmuyor yani. Hani her şeyi alamıyorsunuz. Ne sebzesi, ne eti. Sırf 2-3 yeşillik o kadar. Anlayana sivrisinek sas, anlamayana davuzuna az. Ben burada bağırıyorsam, ağlıyorsam, yoğum, yoksulum, dardayım. Bana inanmıyorsa kendi bilir. Bir kıvırcık ben 35 lira. Bir kıvırcık yani. Hadi basitinden. Ekonomi Bakanı diyor ki 2026'da düzelteceğim. Tek haneye düşüreceğim enflasyonu. Kaç sene oldu bu düzeltecekleri? Sade gülüyoruz. Aha, çıkmaz ayın son çarşambası.
Rica ederim. Kolay, kolay gelsin. Şimdi sabahleyin marangoza gittim bir iş için. Hesapladı, kitapladı. Ondan sonra dedi ki, abi dedi, zam aldıksınız ya emeklilere. Evet dedim. İşte dedi, sabahleyin dedi, malzemelere zam gelmiş dedi. Ne diyeyim, ne anlatayım, 24.73'te. Ülkede 3 milyon 700 bin kişi kök maaş denen 8 bin 11 lira ile maaşlarını alırken %24.73'te 10 bin TL maaş alamayacaklar. Hangi maaştan? Şimdi ben pazara gittim. 180 lira Ayşe Kadın'ın fiyatı, 160 lira Bamya'nın fiyatı, 60-70 lira meyveler fiyat olarak veriyor. Hangi zamdan bahsediyorsun? Enflasyon, ENAG, IOTA ya da TÜİK'e göre mi? Hangisinde? Hangisini konuşalım? ENAG %124 diyor. İTO %83 bilmem ne diyor. TÜİK ismarlama enflasyon çıkartıyor. Hangisini konuşalım? Düzelteceğim diyor Mehmet Şimşek. 2026'da. Veriyor mu? Valla ben 65 yaşındayım. Hep kemer sıkma politikalarını yaşadım. Ama düzelen bir şey olduğunu da görmedim yani. Önce alamadıkları vergileri toplasınlar. 44 tane, 40 tane şirketin 37 tanesinin vergi vermediklerini medya açık açık söyledi. Gitsinler onlardan, yandaşlardan toplasınlar. Affettikleri vergileri alsınlar. Ondan sonra düzeltmeye kalksınlar. Teşekkür ederim.